Gaziantep'te 50 yıllık kalaycı ustası Seyit Ahmet Ayat'a bakırcılık mesleğinin gelecek nesillere aktarılması için oğlu Halil İbrahim'e kalaycılığı ve kültürünü öğretiyor. Ya 13 yaşından beri bu işin içindeyim. 50 yıldan beri. Yani 50 yıldan beri yapıyorum bu işi. Bakırcılığın nedeni nedir? Aslında sağlık bakımından çok önemli bir meslektir. Hangi yemeği yaparsan yap çok lezzetli olur. Çok şey olur. Yeter ki bakır ince olmasın. İnce olursa bir işe yaramaz. Bakırı kalın olursa karayı da güzel tutar. Daha randımanlı olur. Onda pişirilen yemek hem sağlıklıdır hem ömrü uzatır. Yani evvel bir hastalık mı vardı mesela bakır olduğu zaman? Ama şimdi hastalık töremiş hep. Nedir? Hepimiz çeliğe döndük. Çelikte yemek yapıyoruz. Demirin üstünde pişen yemek ne olur? Lezzeti bile olmaz. Peygamber Efendimiz bile Allahümme salli Muhammed bakırda yapacağız, bakırda yapacağız demiş. Bakırda yapacaksın. Ama peki. Şimdi yapan da yok, kalmayık, gelen de yok. Adam da yetişmiyor. Benim kaç tane arkadaşlarım öldü gitti. Mesela yerin adam yok. Oğlumu ben kaç sefer geldi oğlum başka işe baktırdım. Gene de geldi bu şey, herhalde rızkı bunda. Rızkı bunda ki bizde bir şey demiyor. Yani başka yabancı gelmiyor hiç. Yabancı gelmiyor. Evvel okul tatil olduğu zaman o dedi ki ya işte şunu çırak al. O dedi bunu oğlumu al eti senin yemeği beğendiler. Şimdi öyle bir şey hiç kalmamış. 18 yaşında 20 yaşında çocuğu yanına aldığın zaman şuradan bir su getirdi. Sen yüzüne ters et bak. Hakçal al getir diyor. Doğru mu sayın? Meslek bu gelişten kim yani böyle yaşlı ustalar öldüğü gibi kapadılar. Bunları da götürüp kurdacıya verirler. Bitiyor olay. Yapmak isterse yani gençler bir tam Amerika'dan buraya yani şey geldi. Bellemeye. Amerika önem veriyor. Her taraf önem veriyor ama Türkiye önem vermiyor bu işe. Türkiye'mizin önem vermesi lazım. Adam yetişmesi lazım. Acı esnafa golülük tanıması lazım. Yani bu kadar yani hacı biraz sen şu işi yap ben sana destek olayım diyen lazım. Ya 8 yaşından beri bu mesleği yapıyorum. Yani seviyoruz sonuçta bu mesleği severek de yapıyoruz. Sonu biraz kötüye gidiyor ama eleman sıkıntısı olduğundan dolayı devam ettiriyoruz yani şu anda bir problem yok. Ya mesela gerek sıvama yapıyorum gerek nakış gerek polisaj gerek kaynak işlerini filan. Hemen hemen mesleğin tüm dallarında elem almış durumdayım yani. Ya şu anda da eğitimini alıyorum zaten. Gaziantep Mesleki Eğitim Merkezi'nde hem okuyorum hem de çalışıyorum yani. O şekilde de devam ettiriyorum mesleği. Ya kısım kısım değişiyor.
Yani parça parça değişiyor yani. 40 dakika süren de var, 10 dakika süren de var, 15 dakika süren de var. Geri geliyor 1 saat 45 dakika süren de var, 2 saat süren de var. Parçadan parçaya değişiyor, modelinden modeline değişiyor. Sıralı bir şekilde çıkıyor. Mesela ilk başta babamdan çıkıyor, babamdan sonra bana geliyor. Buradan akışını işliyoruz. Sonra boyasını, zımparasını yapıyoruz. Ondan sonra kalaya gidiyor. Kalaydan geliyor tekrardan. Son rütuşlarını yaptıktan sonra hazır hale geliyor.